İyiyim. Sizleri sormalı. Teşekkür ediyorum efendim. Efendim öncelikle sizi tanıyarak başlayabilir miyiz yayınımıza? Tabii ki. Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. De şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun hepsinin. Özel harekatımızın da 39. kuruluş yıl dönümü. Nice yıllara olmasını diliyorum. Emre Şahin ben. Tuşba İlçe Emniyet Müdürüyüm. Yaklaşık 5 aydır bu görevi sürdürüyorum. Bir polis babanın polis çocuğuyum. 1998 yılından beri şanlı teşkilatımızın üniformasını giyiyorum ve bundan gurur duyuyorum. 2006 yılında polis akademisinden mezun oldum. Daha sonra Balıkesir'e atamam yapıldı. Bir süre orada çalıştıktan sonra 2017 yılında Van'a tayinim çıktı. Zorunlu şart görevi sebebiyle. 2017 yılından bu yana Van'dayım ama arada bir iki senelik, yaklaşık bir iki senelik kesintim var. 2017 ile 19 arası yine Van'daydım. Ekim 2022'den bu yana da Tuşba İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapmaya devam ediyorum. Efendim şimdi il genelinde de asayiş olayları var ama sizin Tuşba ilçesindeki asayiş olayları ne durumda? Biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii. Yani en sonda söyleyeceğim, en başta söyleyeyim. Biz çok güvenli ve huzurlu bir ilçeyiz Tuşba olarak. İlimizin tamamı böyle. Yaklaşık 165-170 bin nüfuslu bir ilçeyiz. Bu haliyle İpek Yolu ve Erciş ilçesinden sonra en büyük 3. ilçesiyiz. Sanayi sitesi, organize sanayi sitesi, üniversite, üniversite hastanesi gibi kurumların bulunması sebebiyle özellikle mesai saatleri içerisinde, gün içerisinde yoğun bir insan ve araç trafiğinin olduğu bir ilçeyiz. Yaklaşık senelik 1500-2000 civarı olayımız meydana geliyor. Bu da nüfusa vurduğumuzda olay sayısının, kişi başına düşen olay sayısının çok az olduğunu söyleyebilirim. Bu da ilçemizin huzurlu olduğunun bir ispatı. En çok meydana gelen suçları söyleyecek olursak, Türkiye'nin genelinde olduğu gibi bizde de kişilere karşı suçlar dediğimiz, işte kasten yaralama, tehdit, hakaret ve benzeri olaylar meydana gelmekte. Zaman zaman işte ağır yolunun ilçemizin içerisinde tam ortasına geçmesi sebebiyle trafik kazaları meydana gelmekte. Ama yani güvenliğimizi, asayişimizi zora düşürecek çok önemli, ciddi bir durumda değiliz Tuşba olarak. Hani Van veya Tuşba olarak en çok hangi alanda birimlerinizin mücadele vermesi gerekiyor? Şimdi dediniz ya, hani insan yoğunluğu, evet, hastane ve üniversiteden dolayı. Hani bu trafik mi daha yoğun olmalı? Farklı birimler mi daha yoğun çalışmalı? Şimdi daha az önce de söylediğim gibi genel olarak ciddi, sıkıntılı, üzerine belki çok fazla eğilmemiz gereken, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak söylüyorum. Çok ciddi bir konumuz yok ama genel olarak bir şeyler söyleyebilirim bununla ilgili. Ben şahsi düşüncem olarak özellikle çocuklarımızın suça bulaşmasını engellememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani suçla tanışmalarının ne kadar önüne geçersek daha huzurlu ve güvenli bir toplum olacağımızı düşünüyorum. Şimdi bizim teşkilatımız yaklaşık 180 yıllık bir teşkilat. Yani 2 asıra yakındır faaliyet gösteriyor. Jandarmamız keza böyle. Yani bu 200 yıla yakın süre içerisinde bizim en iyi yaptığımız, en iyi öğrendiğimiz şey bir suç olduktan sonra aydınlatmak. Yani buna dair iyi çalışmalarımız var. Bizim de öyle, jandarmanın da öyle ama son 15-20 yılda şunu gördük ki bizim için en önemli şey aslında suçun olmasını engellemek. Yani insanlar suça maruz kalmadan, mağdur olmadan bunu önlemek bizim en önemli görevimiz olduğunu düşünüyorum ben. Çocuklar da geleceğimizin yapı taşları bunlar. Suça ne kadar bunları uzak tutarsak, suçla tanışmaları ne kadar engellersek bizim için daha iyi ve bu bizim amacımızın da önceliğimizin de bu olması gerektiğini düşünüyorum. Yani ne kadar eğitimli, ahlaklı ve düzgün bir toplum için çocuklarımızı en iyi şartlarda yetiştirmemiz, buna dair şartları sağlamak bize ve devletin diğer birimlerine düşüyor. Ben bu konuda özen göstermemiz gerektiğini düşünüyorum şahsen. Sayın Müdürüm, şimdi Tuşba ilçesine baktığınız zaman yani hani her ne kadar çok suç yok desek ama insanların başına gelebilecek en ufak bir şeyde ne yapıyoruz? Karakola gidiyoruz. Evet. Şimdi Tuşba dediğimizde aklımıza evet ilçe emniyet müdürlüğü de orada ama direkt sanayi polis karakolu geliyor. Evet. Kim neyi varsa oraya gidiyor şikayetçi olmak için. Sanayi polis karakolu ilçenin tüm yükünü kaldırabiliyor mu? Şöyle, sanayi polis merkezimiz adını aldı. Sanayinin içerisinde konumlanmış durumda. Ortalama da 100'e yakın personelimiz var.
son derece etkili ve verimli çalıştığımızı düşünüyorum. Herhangi bir buna dair bir sıkıntımız TUŞBA özelinde yok. Yettiğimizi düşünüyorum. Şimdi devletin, polisin vatandaş açılan ilk kapısı polis merkezleri. Yani başı ağrıyan bir olaya maruz kalan şüphelisi de, müştekisi de, mağduru da ilk gittiği yer polis merkezleri. Tabii bizim burada tavrımız, halimiz, sergilediğimiz duruş bizim teşkilatımızın genelinin aynası. Yani biz orada ne kadar düzgün işimizde çalışırsak o şekilde teşkilatımızda duruş sahibi olarak görülecektir. Tabii polis merkezimiz adli olayların dışında ilçenin genelinde önemli stratejik noktalarda da koruma görevi ifade ediyor aynı zamanda. İşte belediye gibi, hastane gibi ve benzeri şeylerde. Biz tam performans olarak çalışıyoruz. İlçeye de yettiğini düşünüyorum ben. Böyle. Şimdi TUŞBA sınırları içinde sanayi sitesi var, organize sanayi var. Farklı kollarda olan iş yerleri de var. Bunlarla ilgili hani gün içinde veya daha sonrasında hani genel olarak baktığımızda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor mu? Yani hani polis sürekli orada olmak zorunda kalıyor mu? Evet. Yani ilk konuşmamın başında TUŞBA ile ilgili genel bir harita çıkartırken söylemiştim zaten. Organize sanayi, sanayi sitesi, üniversite ve benzeri yerlerimiz var. Hatta buna marangozlar sitesi ve kömürcüler sitesi gibi yerleri de dahil edebiliriz. Tabii şimdi organize sanayi sitesi daha derli toplu ve düzenli bir yer. Bize oradan çok fazla ciddi bir sıkıntı gelmiyor. Ufak tefek bazen iş kazası ve benzeri şeyler oluyor tabii ama bizim orada sürekli polis olarak durmamızı gerektirecek ciddi bir olumsuz bir durum yok. Ama tabii biz sık sık kontrollerini sağlayacak şekilde ekiplerimizi görevlendiriyoruz. Ama sanayi sitesi biraz daha farklı. Yaklaşık 10 bine yakın çalışanı var buranın. 2000'e yakın iş yeri var. Çalışan kapalı, açık şekilde. Ve bu büyük bir alan. Burayı çevreleyen bir duvarda maalesef yok. Yani bu da her elini kolunu sallayanın istediği gibi girip ve çıkmasına sebebiyet veriyor. Zaman zaman burada da bu sebepten kaynaklanan işte hırsızlık gibi ufak tefek şeyler meydana geliyor. Bu da genelde zaten açıktan hırsızlık. İşte arabasını tamire bırakmış vatandaş. Çıkan araçtan çıkan eski hurda malzemeyi gece akşam hurda ve benzeri şeyleri hırsızlama olayı meydana geliyor ama bununla ilgili de gerek devriye ekiplerimiz gerek polis merkezimiz zaten sanayinin içerisinde söylediğim gibi biz elimizden gelen her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Sanayi yönetimiyle de daha geçen hafta hatta görüştük. Buranın bir çevre duvarına kesinlikle ihtiyacı var. Bununla ilgili de kendilerinin bir proje hazırladığını biliyorum. Yatırım sürecinde olduğunu da kendileri söylediler. İnşallah daha güvenli ve daha huzurlu bir hale gelecek orası. Hırsızlık olduktan sonra da zaten gerek işte güvenlik kamerasının tespiti ve benzeri şeylerle failleri mümkün olduğunca yakalamaya çalışıyoruz. Hatta bunu en başta da belki söyleyebilirdim. TUŞBA İlçe Emniyeti olarak yaklaşık %95 bir aydınlatma oranına sahibiz. Bu yani her meydana gelen 20 olayın 19'unu aydınlattığını, faillerini tespit ettiğimizi ve adli makamlara gönderdiğimizi ortaya çıkartıyor. Çok ciddi bir sorun yok her iki yerde de, hatta diğer tüm iş yerlerinde. Ama dediğim gibi her türlü devriye faaliyetini, zaman zaman ikili görüşmeleri iş yerleriyle, işte iş yerleri sahipleriyle, yöneticileriyle yapıyoruz. Onlardan gelen talepleri değerlendiriyoruz. Buna göre bir plan ortaya koymaya çalışıyoruz. Sayın Müdürüm, çocuklarımız geleceğimiz, evet. Yani çocukların küçük yaştan öğreniyorsa ona göre devam ediyor. Okul önlerinde yetkililerin aldığı güvenlik, evet, önlemleri var. Sizin ilçenizde çalışmalar nasıl? Az önce söyledim. Çocukların suça bulaşmasını engellemek benim polis olarak, devlet olarak belki en önemli görevlerimizden birisi. Bilindiği üzere 2018 yılında 3 bakanlığımızın ortaklaşa yaptığı bir protokol var. İçişleri Bakanlığımızın, Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın. Biz de bu protokol kapsamında ilçemizde polis sorumluluk alanında yaklaşık 65 tane okulumuz var. Bunları çeşitli bir 4 derece olmak üzere kategoriler haline getirdik.
çeşitli riskleri göz önünde bulundurarak önceliklerimizi sağlayarak birinci dereceden ikinci derece, üçüncü derece ve tasnif dışı dediğimiz dört tane derecelendirme var. Bu kapsamda birinci ve ikinci derecede yani yüksek riskli olarak öngördüğümüz 9 tane okulumuz var. Bunlar 6 kampüs içerisinde toplam 9 okul yani ilkokul, ortaokul aynı kampüste bazı yerlerde. Bu 9 okulumuza her birine birer tane personel verdik. Bu ilimizin tamamında, diğer ilçelerimizde de bu şekilde. Tuşba'da da bunu yapıyoruz. Yani görevlendirdiğimiz personel sabah okulun açılmasıyla beraber okulda gidiyor. Okul sürecince, okul kapanana kadar orada bulunuyor. Öğretmenlerle, idarecilerle, öğrencilerle, velilerle bizzat muhatap oluyor. Bu raporlama doğrultusunda dediğim gibi tekrar gözden geçirecek, düzeltmemiz gereken, yenilememiz gereken bir husus varsa bunları yapmaya çalışıyoruz. Herhangi okullarımız da güvenli seviyede diyebilirim. Herhangi bir sıkıntı olmadan önemli önceden. Tabii yani ben 5 aydır buradayım. Hemen hemen okulların ilk açıldığı dönemden bu yana buradayım. Allah'a şükür öyle çok ciddi okullarımızdan bize gelen şey yok. Zaman zaman tabii toplanma ve işte dağılma dönemlerinde bir trafik, bazen gençler arasında ufak tefek şeyler oluyor. Bunlar da dediğim gibi gerek devri ekiplerimizi olay yerine göndererek, okula göndererek önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu zamana kadar çok ciddi bir sıkıntı okullarımızdan gelmedi. Çok şükür. Şimdi Sayın Müdürüm, ilkokul, ortaokul, lise evet ama sizin bölgenizde bir de üniversite var. Üniversitenin içinde yurt var. Evet. Hani birçok öğrenci orada. Oralarla ilgili özel aldığınız güvenlik önlemleri var mı? Şimdi 100. Yıl Üniversitesi yaklaşık yani 25 bin öğrencisi olan büyük bir eğitim kurumu. Hem kampüsün içinde hem kampüsün dışında da çeşitli yurtlarımız var. Şimdi genel olarak normal şartlarda üniversitedeki faaliyetlerle ilgili İl Emniyet Müdürlüğümüz Güvenlik Şube Müdürlüğü sorumlu ve bunların genel koordinasyonu güvenlik şube üzerinden yürüyor ama tabii mıntıka itibariyle bizde bulunması sebebiyle biz de hem güvenlik şubeyle hem üniversitenin kendisiyle sürekli irtibat halindeyiz. Eğitim öğretim dönemi açılmadan önce sömestr döneminde ve benzeri şey dönemlerinde sürekli bir güvenlik koordinasyon toplantısı yapılıyor. Güvenlik tedbirleri gözden geçiriliyor. Aynı okullarda olduğu gibi. Üniversiteden de Allah'a şükür bu zamana kadar gelmiş çok ciddi bir olayımız yok. Orada tabii bir de üniversite hastanesi var. Yani evet. Bizim asıl Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak bize en büyük görev ve yük oradan geliyor. Binlerce insan oraya her gün geliyor, gidiyor. Adli olaylar oraya intikal ediyor. Başka yerlerde bile olsa, Tuşba dışında bile olsa. Orada da yani 24 saat görevlilerimiz var. Meydana gelen veya gelmesi muhtemel her olaydan mutlaka bilgimiz oluyor. Alınacak tedbirleri önceden almaya çalışıyoruz. Oradan da çok ciddi bir sorunumuz bu zamana kadar olmadı. Çok şükür. Bir de tabii burada özel güvenlik görevlileriyle ilgili de yine Güvenlik Şube Müdürlüğümüzün eğitim faaliyetleri zaman zaman oluyor. Dediğim gibi Allah'a şükür ciddi bir sorunumuz yok üniversiteden de okullardan da. Çok iyi. Ben şimdi ilçe sınırlarınız içerisinde bir de sahil bandı var. Şimdi yazlık kesimlerinin olduğu yerler var. Orası jandarma bölgesi ama evet. Emniyeti kapsayan bir sahil bandımız var. Evet. İskele tarafından başlayan. Şimdi hani kış olduğu için belki insanlar çok fazla kullanmıyor ama önümüz yaz. Evet. Artık insanlar yavaş yavaş kendi sokağa atmaya başladı. Bu gibi sahil bandında, parklarda polisler sürekli bulunuyor mu? Önlemler alınıyor mu? Tabii. Şimdi iskele bandı hem ilçemizin, ilimizin hem de ilimizin göz bebeği sayılabilecek yerlerden birisi. Yani insanların vakit geçirsin diye, stres atmaları için, çocuklarını eğlendirmeleri için yapılmış güzel yerler. Buralarda da güvenli ve huzurlu şekilde vatandaşlarımızın vakitlerini geçirmeleri bizim önceliğimiz. Yani bu ortamı sağlamak bizim en büyük görevlerimizden birisi. Orada tabii sürekli devriye ekiplerimizi bulunduruyoruz orada. Olay olması durumunda ekstra diğer birimlerden de takviye alarak meydana gelen olayları engellemeye veya işte o meydana geldikten sonra üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Özellikle yaz dönemlerinde tabii insanlar daha fazla akın ediyorlar dediğiniz gibi buraları. Bu dönemlerde yaya devriyeleri yani bürolarda çalışan personelimiz var. Yazı işleriyle uğraşan. Bunları mümkün olduğunca buralara devriye görevi, yaya devriye görevli olarak göndermeye çalışıyoruz, gönderiyoruz da. Buralarda dediğim gibi huzurlu yerler olduğunu düşünüyorum. Çok oradan da bir sıkıntılı bir durum bu zamana kadar bize intikal etmedi. Resmi ve sivil görevlilerimiz, ekiplerimiz her zaman orada.
gönül rahatlığıyla çocuklarını alıp buralarda vakitlerini geçirebilirler. Efendim, ilçe sınırları içerisinde bir de otogarımız var. Evet. Şehirler arası otobüs terminali. İlçeler de şu an orada. Hı hı. Şimdi otobüs terminallerinde hani Van'da çok oluyor mu bilmiyorum ama hani farklı şehirlerde olabiliyor. Hırsızlık oluyor, kapkaççı oluyor. Farklı farklı şeyler duyabiliyoruz. Van'da hani diyorum ya, bize yansıyan çok fazla bir şey olmuyor ama sizin bildiğiniz. Evet. Ya da vatandaşlarımız nelere dikkat etmeli bu gibi durumlarda? Alan çok büyük değil aslında hani Van'da. Evet. Şimdi orada otogarda her gün otobüs seferleriyle eşgüdümlü olarak bizim mutlaka bir personelimiz var. Yani ilk sefer saati kaçtaysa o saatten önce orada bir görevlimiz göreve başlıyor. Son otobüs oradan çıkana kadar, orada vatandaş kalmayana kadar sabit bir görevlimiz orada. Tabii Trafik Şube Müdürlüğümüzün de ekipleri sabit şekilde burada bulunuyor. Bir dönem malumunuz bu göç akımından dolayı orada çok fazla göçmen vatandaşlar orada konaklıyorlardı. İşte zaman zaman yardım için yemek getiren, işte kıyafet getiren, o dönemde ben Van'daydım. Orada çok şey bir görüntü vardı, yani iyi bir görüntü yoktu öyle söyleyeyim. Ama son dönemde yapılan işte İl Emniyet Müdürlüğümüzün, jandarmamızın yaptığı çalışmalar sayesinde zaten bu göç dalgasının veya akının önüne geçilmiş vaziyette. Burada da bu görüntünün önüne biz de geçmiş durumdayız. Yani otogarda göçmen ve benzeri şeye dair çok fazla problemimiz kalmadı. Hırsızlık da oradan çok fazla bize intikal eden bir olay yok. Yan kesicilik olayı yok. Genelde çok nadiren, ilin genelinde de nadiren oluyor ama oluyorsa da çarşı merkezde oluyor biliyorsunuz. Hı hı. Otogarda da bir güvenlik sıkıntımız olmadı. Olmaz da inşallah. Dediğim gibi orada 24 saat otobüs seferleri olduğu her zaman bir görevlimiz var. Efendim, göçmenlere dediniz şimdi. Evet, o dönem vardı. Şu an bir rahatlama var ama özellikle şok evler diye tabir edilen. Evet. Şimdi merkezde birçok yerde baskınlar oldu. Sizin ilçenizde yaşandı mı böyle bir olay? Hani Tuşba ilçesinde de var mıydı böyle? Tabii evler? Bunlar biliyorsunuz yani metruk yapıları kullanıyorlardı. Hı. Yani sahipsiz. İçeriye atıyordu 60 tane 70 tane göçmeni, birkaç gün orada bekletiyordu, daha sonra batıya sevkini sağlamaya çalışıyorlardı. Bununla ilgili göçmen kaçakçılığı şube müdürlüğümüzün, İl Emniyet Müdürlüğümüzün, valiliğimizin biliyorsunuz yani belki 100'e yakın metruk bina yıkıldı. Evet. Bizim ilçemizde de vardı bunlar. Biz de belediye işbirliğiyle ve valiliğimiz kanalıyla İl Emniyet Müdürlüğümüz olarak çeşitli metruk binaları yıktık. Şu an genel itibariyle Ağrı istikametine, yani İpek Yolu ilçeden geçtiği için genelde araçla geçiş ve benzeri şeyler oluyor. Çok fazla şey kalmadı. Şehir merkezinde, Tuşba'da, İpek Yolu'nda bunların konaklayacağı, artık otellere falan göçmenleri koymaya başlamışlardı. Bununla mücadele de hem ilçe emniyet müdürlüğümüz olarak hem il emniyet müdürlüğümüz olarak devam ediyor. Çok ciddi bir problemimiz yok. Tuşba olarak yok. Evet. İl genelinde de sanki son zamanlarda artık yani eskisi gibi kalmadı. Dediğim gibi yani tüm birimlerimiz, jandarmamız, emniyetimiz, valilikler, kaymakamlıklar topyekün eşgüdüm içerisinde çalışıyorlar. Yakalanan göçmen kaçakçısı sayısını zaten istatistiklerden de görüleceği üzere çok fazla. Bunun önüne bir şekilde geçildiğini düşünüyorum. Efendim, kadınları ilgilendiren bir konuya geçmek istiyorum. Kadınları güvenli hissettiren kare sistemi. Evet. Yani hepimiz kendimizi telefonumuzda varsa güvenli hissediyoruz. Hani bu psikolojik olarak da rahatlatıyor. Tuşba ilçesinde aile içi şiddet sistemi mücadele bir amirliğimiz var. Evet. Var. Oradaki çalışmalarınız ne durumda? Kadisi her türlü sosyal medya ortamında vatandaşa, sokakta mümkün olduğunda emniyet birimlerimiz olarak tanıtmaya çalışıyoruz. Siz de buna vesile oluyorsunuz. Bu konuda tekrar size teşekkürlerimi sunuyorum. Evet. Bununla ilgili çok fazla yayın da yaptınız. Hı. Bunun tanıtılması gerektiğini de düşünüyorum. Kadın Destek Uygulaması diye Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı bir uygulama bu, biliyorsunuz. Çeşitli sanal marketlerden bir tıkla indirebileceğiniz çok faydalı ve verimli bir uygulama. Yani kadına yönelik şiddetin önüne geçmesi için de kullanılabilir bu. Şimdi şöyle, kadın şiddete maruz kaldığında veya çocuk, fark etmez. Genelde zaten TC kimlik numarası üzerinden kadınsanız indirebiliyorsunuz bunu.
ihbarı bazen yapamıyorsunuz. Yani şiddete maruz kalabiliyorsunuz, korkuyabiliyorsunuz. Telefonu elinize alıp da polisi, jandarmayı arayamayabiliyorsunuz. Ya da aradığınızda elinizden o telefon alınabiliyor. Adres bildiremiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla şimdi adres bildiremediğiniz durumda kolluğun yapabileceği tek şey sizin mühendis adresinize ya da işte daha önce bilinen adresinize ekip göndermek oluyor. Bu da herkes evinde olmuyor. Zaman alıyor. Evinizde bulunamayabiliyorsunuz. Başka bir yerde şiddete maruz kalmış olabiliyorsunuz. Biliyorsunuz konum desteği olduğu için bu KADES'in yani butona bastığınız zaman nerede olduğunuzu direkt sistemden görevlilerimiz görebiliyor. Olay nerede gerçekleştirilirse oraya gidiyor. En hızlı şekilde gitmeye çalışıyor ekiplerimiz. Dolayısıyla çok etkili ve faydalı bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Biz de polis merkezimize dediğim gibi yani her türlü vatandaş gelebiliyor bize. Her türlü amaç için gelen kadınlarımıza da yani bu şiddetle maruz kalsın kalmasın fark etmez. Yani olayın niteliği, önemi çok şey değil. KADES'i hem tanıtıyoruz hem de telefonlarını indirmeleri yönünde telkinlerde bulunuyoruz polis merkezlerimizde. 24 saat kadın personelimiz de var. Bütün polis merkezinde, gruplarımızda. Bir de biliyorsunuz 2020 yılından bu yana tüm ilçelerimizde kadına yönelik şiddetle mücadele büro amirliklerimiz kuruldu. Burada da genellikle kadın ağırlıklı personellerimiz çalışıyor. Böyle yani mümkün olduğunca önüne geçmeye çalışıyoruz devlet olarak. Peki müdürüm size yansıyan hani bunu sayın müdürümüz geldiğinde de sormuştum. Deneme yanılmaya gidenler oluyor mu? Hani bugün şeyler düşüyor mu? Hani ben de onu ya tabii zaman oluyor. Yüklediğimde ben de düşünmüştüm acaba hani doğruluk payı var mıdır? Tabii yani şimdi uygulamayı yüklüyor. Ne olduğunu da bilmeden kurcalarken yanlışlıkla butona basıyor. Yani bunlar işin artık şeyi çok önemli değil. Zaman zaman oluyor ama biz buna razıyız. Telefonuna yüklesinler, indirsinler. Hata bile olsa biz kabulümüzdür bu. Evet. Efendim son olarak ilçenizle ilgili vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Yani ilçemiz programın başından beri söylediğim gibi huzurlu ve güvenli bir ilçe. Buraya gelen her kolluk görevlisi mutlaka şunu söylüyordur. Bunu ben de söyleyeceğim doğal olarak. Yani ihbar hatlarının vatandaşımız tarafından kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir olaya tanık oluyorsanız bu önemli veya önemsiz. Aman başıma iş alırım işte mahkemeyle, savcılıkla, polisle uğraşırım düşüncesinin vatandaşımızın kafasından silmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani sizin önemsiz gördüğünüz bir olayı ihbar ederek belki çok önemli mağduriyetlerin önüne geçebiliyorsunuz. 112 biliyorsunuz bütün ihbar hatları 112 numarasında toplandı. Gördükleri, tanık oldukları her türlü suç ve benzeri şeyleri 112'ye bildirmelerini istiyorum ve öneriyorum. Bu yani yarın öbür gün aynı durumda kendisi de kalabilir bu vatandaşımız. Mağduriyetlerin önüne en iyi şekilde böyle geçilebilir. Yani suçun gizlenmesinin ortadan yani görünür vaziyette olması vatandaşımızın bizle işbirliğiyle meydana geliyor. Dolayısıyla ihbar hatlarını gördükleri her şeyi önemli önemsiz ayrıntıda bulunmadan asıllı olmak şartıyla 112'ye bildirmelerini istiyorum. Bir de tabii yani programın başında söyledim. Benim önceliğim çocukların suça bulaşmasını engellemek polis olarak. En önemli önceliğimizin de bu olması gerektiğini düşünüyorum. Yani geleceğimizin sağlıklı şekilde inşa edilebilmesi için çocuklarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamaları, büyümeleri gerektiğini düşünüyorum. Tabii bunda kolluğa, devlete olduğu kadar ailelere de belki daha da büyük görev düşüyor. Yani çocuklarını eğitime yönlendirsinler. İyiyi, doğruyu anlatsınlar. Bunu istiyoruz. Çocuklarıyla ilgilensinler. Konuşsunlar, dertlerini dinlesinler. Mümkün olduğunca suçtan bunları uzak tutarsak bizim de görevimiz azalacak. Toplumda daha huzurlu ve daha güvenli hale gelecek. Buna inanıyorum. Çocuklarımızla ilgilenelim. Benim en çok üzerinde durduğum konu bu. Bunu vatandaşlarımıza iletmek istiyorum. Eğitim aileden başlar sonuç itibariyle. Ailede eğitim çok önemli. Efendim yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nazik davetiniz için.
Dediğim gibi Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü vatandaşımızın derdine, sıkıntısına açığız. Her zaman polis merkezimize de, yani bu ille bir olay başlarına gelmesi de gerekmiyor, buyursunlar, bizleri ziyaret etsinler, biz onları ziyaret edelim. Vatandaşla el ele, ne kadar el ele olursak o kadar güçlü olacağız, o kadar sağlıklı ve düzenli bir toplum haline geleceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.